Qadirli dostlar, yaxşımısınızlar? Tünügün Amerika Prezidenti Trump axbarat elan qilib, Dünya Sağlık Təşkilatının Wuhan virusu jarayonidagi ispatisining nacharligini bu organning özining maydonini yo'qotib, butunlay Xitoyning maydonida turganligini tanqidladi hamda Amerikaning bu tashkilotga topshirilgan haqqini to'xtatganligini e'lon qildi. Bu qarorni nurg'un odamlar qo'ldi, biroq yana nurg'un odamlar Wuhan virusi toza avjiga chiqqan mushu paytda virus qarshi urushning oldingi safida turayotgan bu tashkilotga hujum qilishni to'g'ri ko'rmadi. Trampning bunda qilig'ini zodi to'g'rimi, xatomi? Dunyo sog'liq tashkilotining yana mavjud bo'lib turishining ahamiyati bormi? Bu savollarga javob berish uchun oldi bilan Dunyo sog'liq tashkilotining kelib chiqishiga qarab baqaylik. Dunyo sog'liq tashkiloti Birlashgan Davlatlar tashkilotining bir tarmoq tashkiloti bo'lib, bu tashkilotning hozir 194dan ortiq a'zosi va a'zo davlatlar bor. Bosh ish bajarish o'rni Shveysariyaning Jenva shahrida o'rnashgan. Bu tashkilotning eng oliy nishoni butun dunyo xalqining eng yuqori sog'lomlik saviyasiga yetkazish. 1948-yil qurilgan bu tashkilotning hozir asosiy roli umumiyuzlik sog'liq saqlashni targ'ib qilish, ommaviy sog'lomlik xavflarini nazorat qilish, sog'lomlik tasodifiy voqealariga taqobul turishni o'rnashtirish va insoniyatning sog'lomligini tashviq qilish. Hozir bu tashkilotning bosh direktori Etiopiyalik Tedros Adhanom Gebreyesus bo'lib, bu 2017-yildan buyon bu o'rinda ishlayapti. Bu tashkilotning 194 a'zo davlatlari har yili mayda Jenevaga odam va tip yillik qurultoy o'tkazadi hamda yillik hamchot va boshqa saylov ishlarini bekitadi. Tashkilot bosh direktori eng yuqori nufuzli amal bo'lib, vazifaga o'tish mazgili 5 yil bo'ldi. Bu tashkilotning hamchoti a'zo davlatlarning iyoni qilishidan keldi. Buning ichida Amerika eng ko'p pul bergan davlat bo'lib, odatda Amerikaning bergan puli bu tashkilot hamchotining 15% atrofida deganlaydi. Masalan, 2019-yilda Amerikaning topshirgan puli $400 million bo'lgan. Dunyo sog'liq tashkiloti qurilgandan buyon dunyoning sog'liq ishlariga noyob cho'ng to'plarni qo'shgan. Masalan, bu tashkilot chechakni butunlay yo'qotishga, bolalarning palash kesilining asosan yo'qolishiga, shuning bilan birga yana AIDS, Ebola, bezgak va tuberkuloz qatorli yuqumli kasalliklarga qarshi turishga o'chmasi to'plarni qo'shgan. Bu shunday yaxshi bir tashkilot qanday qilib tarafning chiqdi deb qo'ydi. Buning sababi bu tashkilotning Wuhan virusi krizis jarayonidagi ishtirokidir. Xitoyda 2019-yil 12-ning 31-chi kuni yangi tajisman virus payqalganlik xabari va bu xabarni biz kutira olmaganlikdan amalsiz Xitoy buning borligiga, bunday virusning borligiga ixro bo'ldi. Dunyo sog'liq tashkiloti bo'lsa yanvarning 4-chi kuni bu virusning borligini e'lon qildi hamda 14-chi kuni kelganda bu virusning odamga yuqish ehtimolligi borligini e'lon qildi. Diqqat qilinglar do'stlar, bular 14-chi kuni odam yuqish ehtimolligi borligini e'lon qilgan vaqtda oldin burun Wuhan shahrida minglab odamlar yuqumni chiqa boshlagan vaqt edi. Undan keyin yana bir hafta o'tgandan keyin yanvarning 21-chi kuni bu tashkilot Wuhanga tekshirishga odam yubordi hamda tekshirishdan keyin bu virusning odamdan odamga yuqadiganligini e'lon qildi. 23-chi kuni, yanvarning 23-chi kuni dunyo sog'liq tashkiloti favqulodda yig'in ochgan bo'lsa-mu, ammo birlik kelolmay bu virusni xalqaro sog'liqni xavfi deb e'lon qila olmadi. 28 yanvar bosh direktor Tedros Xitoyga kelib, Si Jinping bilan ko'rishdi. Anadan keyin 2 kundan keyin 30 yanvar bu virusni xalqaro sog'liqni xavfi deb e'lon qildi. Fevralning 16-chi kundan 14-chi kungacha bu tashkilot yana bir qatam o'makavatib Wuhanda tekshirishdi bo'ldi. Ammo faqat martning 11-chisi kelgandilar, undan bu virusni krizisining darajasini eng yuqori bo'lgan pandemiyaga ko'tardi. Shuning bilan har qaysi davlatlarning karantinlari boshlanib ketdi. Trump yanvarning 31-chi kunida Xitoydan kelgan barlik qatnashlarni to'xtatganligini e'lon qilgandan keyin dunyo sog'liq tashkiloti o'tirg'i chiqib, buning hech qanday foydasi bo'lmaydiganligini aytdi. Bu dal Trampni g'azabga solgan bir qaror bo'lib qoldi. Trump aprelning 7-chi kunidan boshlab bu tashkilotga berilgan pulni tutib qilishni o'ylashayotganligini aytdi. Shundan keyin bir hafta o'tish bilan buni amalga oshirdi. Trampning bunda qilishining asosiy sababi nima? Nimishqa boldirmas keyin emas, dal mush vaqtda pulni tutib olganligini e'lon qildi. Menimcha Trampning bunda qilishining bir nechta sababi bor. Birinchidan,
Dünya Səhiyyə Təşkilatı'na gerçi Amerika cıq pul verir mi? Ama bu təşkilat yıxın bir neçə yıllardan bu yan Xitayının qorçuqı qayınlı qaldı. Bu təşkilatın aldın xidmət baş direktori Margaret Chen Hong Kong'luq bulup Xitayının qorçuqı desek mi oldu? Bu xidmət direktori Tedros bolsa Xitayının qol işbirliğinin oranı çıkan bulup Xitay onun anamətini Etiyopiya'ya naid köp məbləq salgankən. Sizlerce bu məbləqlərinin məlum bir qismi Tedros'un birer tuqqallarının yancıqıqa düşmüyən midir? Ondaqda nimi üçün Tedros Xitayga yanbesib, Xitayının meydanında oturup virusun xətəlik dərəcəsini yuqur kötürüşke, vaxtıda yuqur kötürüşke onumaydı. Amerika ötken yili 200 milyon tapşırgan bolsa, Xitay aralığa 86 milyon tapşırıbla bu təşkilatını kontrol qılmağan. Onun üstüge yeni bir qızıq nokta, 2017 yılı Tedros təxtik çıkandan bu yan Tayvanlı bu təşkilatdan tepki çıxırıb etken. Demek şu vaxtdan başlayıbla bu təşkilat alıb burun Xitayının qorçuqığa aylınıb olgan. İkinci bir nokta, Amerika'daki məlum bir nopozluq universitetinin təşkürüş doktoratı asaslanğanda, əgər Dünya Səhiyyə Təşkilatı fevralının oturda bu virus krizisinin dərəcəsini pandemiyaya götürgən bolsa, hər qaysı dövlətlər baldoraq karantinini başlayıp dövlət çigrasını taqan bolsa, virusun tarqılışının 96%-ni kontrol qılğılı bolduken tuq. Şuna hazır ən çox ziyankəşlik kuturgan Amerikanın bu təşkilatdan əyibləşinin ornu var. Ondaqda Trump nemişqa hazır əyibləşini başlayıp pulunu tutup oldu. Minanca bununla Amerika'daki virus tarqılışının tekrar yukarı pelik etmeyenliki keselliklerinin ölgelerinin sahne toxtuma yeşip Trump'ın ki her kaysi medifatlarının katlı tenkitik uçurup özünün kişilerinin dikkatini başka cayga buraşka mecbur bulgallıkların dur. Onun başka yana bu yıl saylam yılı bulup Demokratlar Partisi'nin prezidentlik namzati Joe Biden bulup bekitildiğin Muşundak Peyit'te virus krizisiga mesul bulduğun, yani cevapkar bulduğun cevapkarın yani Dünya Səhiyyə Təşkilatı ve onun kendiki Xitayını ayıplaşına başlaş minunca Trump saylam cariyanda Trump'a numar koşudu. Onda hazır Dünya Səhiyyə Təşkilatının ki devamlıq mevcut bulup duruşunun ki əhmiyyeti var mı? Mən bununla yani bu şunluğunda xalqaravi təşkilatlarının roluğa hazır guman bilen karavatmen. Çünkü bundaq təşkilatlar asasen 2. Dünya Uruşu'nun keyinki dünya tertifik asasen kurulgan bulup hazır dünyadaki siyasi, iqtisadi, coğrafiyelik emeliyetke uygun gelmeydi. Meselen dünya kişilik hukuk kurulduğuna Xitay Qatarlıq diktator devletlerinin kirelişi bundaq təşkilatlarının bütünlüğü çirip getgeliğini bildirdi. Yeni bir tarafından bundaq təşkilatlar çoğun devletlerinin öz ara oynaydığı siyasi oyunlarının kuralı kaynını kaldı. Onlarının emeli, kılgan emeli işinin karğanda köprek koyulan oyunu köp buluvadını. Onun üstüge hazır nurgulluğun NGO'lar bundaq təşkilatlarının funksiyelerini bütünlüğü ödeleydi. Şuna bundaq bürokratlık işini mütüven təşkilatlarının vaxtı ötürüp getdi desek buldu. Eğer bundaq təşkilatlar devamlıq mevcut bulup durmaz desə, minakça çoxum tüptün özgərtiş kürküzüş gerek. Məsələn, Dünya Səhiyyə Təşkilatının barlıq başlıqları ve hukukun ilip taşınışı Tedros Qatarlıqlar cinayi cevapkarlıqa tartılış gerek. Ondaq da dostlar, sizler bu şundaq təşkilatlarının Dünya Səhiyyə Təşkilatının rolu qandaq rəyslər, sizler göz qarışlarınlarını Facebook ve YouTube'da söz kaldırıp, namavəti pəsanla münazirləşsək boldu. Hemsi dostlar, bugünkü podcastımı şeye geçip olsun. Yıxdırıp alınlığa köp rəhmət. Kila qıtım görüşkicə. Aman bulunla. Facebook'dan Yadoscan deyip İngiliz çizdeb bana yakışınlarını, YouTube'dan Garip Sayat deyip Uyğur çizdeb benim kanalımda müşteri buluşanlarını, hem de baş parmak verişanlarını ümit kılmem. Alma podcastıdan Journey to West deyip İngiliz çizdeb müşteri buluşanlarını, Android telefonu bulsa benim podcast baş bitimge yakışıp müşteri buluşanlarını ümit kılmem. Ben yakın yana Telegram'da özümün kanalını kurdum. Şu yerde İngilizce JTW deb izlesanlar çıkıdı. Bunun sırt minan yana özümün ilhat adresimde kurgan PayPal accountum var. Eğer yaktırıp anlıgan dostlar konuyla kalırsa bana PayPal arkalık inan taşlasanlar buldu. Ondaqda dostlar bugün müşakiz bolsun. Yaktırıp anlıgan rahmet, hayır hoş, aman bulunlar.